Merhaba herkese, hoş geldiniz tekrar. Ben e-devlet uygulama sürecini anlatacağım sizlere. Faturadan sonra elektronik defter şu an çok ilginizi çekmeyebilir ama defter de kısa zamanda ilgiyi çekilmek zorunda olan bir alan olacak. Elektronik defter, mükellefler için farklı açılımlar sağlayacak bir dönüşüm fırsatı ve yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulaması ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin yönetsel ihtiyaçları için ortak bir format ve standart, uluslararası standartlara uyum ve işletmenin değişik teknolojik idari ve yasal ihtiyaçlarını karşılama olanağını sunmaktadır. Konumuz bir işletmenin ruhu diyebileceğimiz e-defterler ve bugün artık bir USB milyonlarca sayfa defter sığmakta. Elbette bunlar basın, onay ve arşivlerin maliyetleri olmaksızın olmakta. Şimdi sunum planımızda bir yasal dayanak sürecinden başlayalım. Yasal dayanağımızın ilki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun defterlerin elektronik ortamda da tutulabileceğini öngördüğü, elektronik ortamda tutulacak defterlerle ilgili düzenleme yetkisinin Maliye Bakanlığı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'na bırakmasıyla başlıyor. Daha sonra 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu'nun mükerrer 242. maddesiyle Maliye Bakanlığı elektronik defter kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesiyle ilgili tüm düzenlemeleri, uygulamaları, esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Üçüncü dayanağımız ise 13 Aralık 2011 tarihli bir sıra numaralı elektronik defter genel tebliği ile e-deftere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Ayrıca e-faturada bahsettiğimiz gibi Başbakanlığın genelgesi ile birlikte tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele eylem planında 5 nolu eylem planına dayanarak tütün ve tütün mamulleri sektöründe hem elektronik fatura hem elektronik defter uygulamasına geçerek sektörlerin takibi sağlanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda Başbakanlık genelgesinin kayıt dışı ekonomiyle mücadele strateji eylem planının 6 numarasında ise akaryakıt, madeni yağ, tütün ve alkol sektörlerinden başlamak üzere yine elektronik fatura ve defterin birlikte ortaklaşa kullanımı yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Son olarak da 14 Aralık 2012'de e-faturada bahsettiğimiz gibi 421 sıra numaralı Vergi Usulü Kanunu genel tebliğiyle bu bazı kritik sektörlere e-fatura ve e-defter uygulamasında zorunluluk getirilmiştir. TTK'dan bahsettik zaten. Şimdi e-defter nedir diye soracak olursak, tebliğe göre e-defter, şekil hükümlerinden bağımsız, Vergi Usulü Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda tutulması zorunlu defterlerde yer alan bilgileri kapsayan bir kayıtlar bütünüdür. Bu anlamda e-defter bize ne sağlar, ne tür avantajlar sağlar diye baktığımızda, uluslararası standartlara uyum sağlar, kağıt hükümlülükleri ortadan kaldırır, ticari hayata yeni açılımlar kazandırır, kağıt süreçleri ihtiyacı olduğu biçimde revize eder, uluslararası ve uzaktan denetim kapısını aralar, elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturur, vergiye gönüllü uyumu sağlar. Özellikle merak edilen konu, kimler e-defter tutabilir? Bir kere her şeyden önce bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerden bahsediyoruz. Gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri. Ve bununla ilgili de e-defter tutmanın bir ön koşulu var bizde. Şimdi ikiye ayırırsak gerçek kişi ve tüzel kişiler. Gerçek kişilerin e-faturada bahsettiğimiz gibi elektronik imzası olmak durumunda. Artı uyumlu bir yazılım olmak durumunda. Tüzel kişilerde ise mali müdürü zaten biliyoruz. Aynı zamanda e-fatura kullanıcısı olmak zorunda. Yani e-defter kullanıcısının aynı zamanda bir e-fatura kullanıcısı olması şart. Tabii ki yine uyumlu yazılım söz konusu. Yazılı başvuruda gerekli belgeler e-defter.gov.tr'de yer almakta. Fakat şöyle kısaca söylersem, elektronik defter uygulaması başvuru formu ve taahhütnamesi, yani e-faturadaki taahhütnamenin defter versiyonu. Tüzel kişiler, başvuru formunu imzalayan kişi ve kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirküleriyle gelmek zorunda. Mükellefin kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği bir yazılım kullanmak istemesi durumunda da yazılım uyumluluk onayı alması gerekiyor. Ya da yazılım uyumluluk onayı alan mükellefler aracılığıyla bize başvurması gerekiyor. En çok sorulardan bir tanesi de
hangi defterler elektronik ortamda tutulabilir? Tabii bu geliştirilecek bir süreç ama şu anda YME defteri ve defteri kibirden bahsedebiliyoruz. Şimdi şöyle, elektronik imza ve mali müdürü kısaca anlatırsak, geçmişi 93 sayılı Avrupa Birliği direktifinde elektronik verilerin kaynağının doğruluğu ve içeriğinin değişmezliğini garanti etmede temel yöntem elektronik imza olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda da bizim bir sıra numaralı elektronik defter tebliğimiz, elektronik defterlerin kaynağının doğruluğu, içeriğinin değişmezliği, bütünlüğü, okunabilirliğinin e-imza ve mühür ile sağlanmasını zorunlu tutmuştur. Gerçek kişi mükellefler e-imza ile, tüzel kişiler ise mali mühürle bu yükümlülüğü yerine getirmelidirler. Şimdi e-defter standartımıza bakarsak, bir uluslararası standarttan bahsediyoruz. XBRL diye bir standartımız var. Bunu genişletilebilir, işletme ve raporlama dili olarak çevirebiliriz. XBRL aralarında denetim şirketleri, yazılım şirketleri, devlet birimleri, uluslararası muhasebe standartları kurulu gibi kurumların değeri aldığı 600 katılımcının birleşimiyle kurulan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Ve XBRL finansal bilgilerin raporlanması, iletilmesi, analiz edilmesi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dilidir diyebiliriz. Basit, yönetilebilir, gelişen ve değişen ihtiyaçlara göre genişletilebilir bir finansal raporlama dilidir. Neden tek format dediğimizde dönüşüm ve yeniden üretim süreçlerini ortadan kaldırması. Yani e-defterin aslında faydaları buradan gelmekte. Standart raporların üretilmesine imkan vermekte. Standart denetim, analiz ve uygulamaların kullanılmasına imkan sağlamakta. Ve muhasebe döngüsü içerisinde finansal raporlama zincirinde bilgilerin hızlı ve daha ucuz ilerlemesine iletilmesini sağlamaktadır. Şimdi en çok merak edilen konu e-defterin iş süreci. Şimdi başlarsak mükellefler tebliğde belirtilen şartları şartlar bir XBRL formatında ait defterlerini hazırlıyorlar. Gerçek kişiler e-imza ile tüzel kişiler ile mali mühürü imza alıyor ve onaylanan defterin imza ya da mühür değeri alınıyor. E-defterin imza ya da mühür değerini taşıyan e-defter beratı, berat bizim için çok önemli, mükellef tarafından elektronik ortamda hazırlanır ve e-imzalanır ya da mühürlenir. Daha sonra e-defter uygulaması e-imza ile mali mühürle giriş yapılır. E-defter beratı uygulamaya yüklenir ve GİP uygulamadan gelen e-defter beratını kendi mühürüyle onaylar. Mükellef e-defterini ve uygulamadan indirdiği beratı yasal saklama süresince de muhafaza etmekle yükümlüdür. Kısa e-defter uygulamasının yani bir görüntüsünü gösterelim hani daha şeyimiz açısından. Yazılım uyumlu onaylanan firmalarımız var. Bunu e-defter portalı bilerek de görebilirsiniz. Burada daha önce bahsettiğim gibi elektronik defterler istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu veraklarıyla yine birlikte saklanmak durumundadır. Paylaşlarımız var, e-Kultura'da olduğu gibi. Bilir Dairesi Başkanlığı, Kamu Gözetimi Kurumu, Vergi Denetim Kurulu, İMKB, SPK, SPK, SGK ve bağımsız denetçiler bunların arasındadır. Şimdi bazı belli başlı sorular var. Şimdi bunu zaten söyledim, bir sıra nolu elektronik genel defter genel tebliğinde. Burada uygulama zaten yararlanmak isteğe bağlıydı. Fakat daha sonra 421 sıra nolu bu genel tebliğiyle bazı kritik sektörlere zorunluluk getirildi. Bunu da söylemiştik. Madeni yağ, tütün, alkol ve kolalı gazozlar. Bu yine e-fatürada bahsedilenle aynı. 2011 yılından bahsediliyor ve 25 milyon brüt satış hasılatı yalnız bu petrol piyasası kanunundaki madeni yağ esnasına sahip olanlar için geçerli. 10 milyon üstü bir satış hasılatı ise özel tüketim vergisi kanunu yani üst sayı listedekiler için geçerli. Ve zorunlu uygulamaya geçişin süresi, yazılımı kendi geliştiren mükellefler 1 Eylül 2014 tarihine kadar yazılım uyumlu konuyu testlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Fakat burada en çok karşılaşılan sorulardan bir tanesi, yazılım uyumlu konuyu almayıp
yazılım uyumluluk onayı alan firma aracılığıyla gelenlerin durumu söz konusu. Bu da yıl sonuna kadar, yani 2014'ün sonuna kadar aynı şekilde tamamlamaları gerekiyor. Şu an itibariyle bizim kaç mükellef yazılım uyumluluk olayı almış derseniz 24 tane mükellefimiz var. Kendi yazılımını kullanan mükellef sayımız 7. Ticari amaçlı yazılım geliştiren mükellef sayımız ise 14. Sık sorulan sorular var. Açılış onayı, E-Devlet'in açılış onayı nasıl yapılacak diye. Ocak ayının açılış onayı Şubat'ın sonuna kadar, yani her ay bir sonraki ayın sonuna kadar belaklarının yüklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu belak yüklemeleriyle birlikte açılış onayı yapılmış olacak. Hangi dönemler itibariyle E-Defterler oluşturulabilir denildiği zaman aylık dönemde itibariyle E-Defter oluşturulacak tabii ki de. Dediğim gibi bir sonraki ayın sonuna kadar Ocak ayının defteri Şubat'ın sonuna kadar oluşturulmak zorunda. Bazı sektörler, sigorta şirketleri 3 ayda bir gibi bir durum söz konusu. Bununla ilgili bir geliş düşünülüyor. Hani ayda bir ama 3 ay yine bir gelişme olabilir diğerleri için de. E-defter ve kağıt defteri birlikte tutabilir miyim diye bir soru geliyor. Hayır, E-defter tutulduğu zaman kağıt defterin bir önemi kalmıyor bizim için. Dediğim gibi yazılım uyumluluk onayı almam gerekiyor mu denildiğinde ya gerekiyor ya da yazılım uyumluluk onayı alan firma aracılığıyla bize gelmek gerekecek. Hesapların ortasında da E-Defter'e geçilebiliyor. Yalnız şöyle, Haziran ayına kadar diyelim defterlerinizi kağıt defter olarak tuttunuz. Haziran'la birlikte ilk defterinizi oluşturacaksınız. Temmuz'un sonuna kadar verasınızı yüklemek durumundasınız. Kalan defterden, kağıt defterden bahsedersek eğer, tabii ki yine bir kapanış onayı yapılmak zorunda noterden. Daha sonraki süreçteki bu sürecin ne olduğu tam olarak, yani belli bir kısıtlamamız yok. Ama o 6 aylık süreç ya da bahsettiğimiz hangi aysa 5 aylık süreç bir şekilde yüklenmek durumunda. Yani onların da belirti alınmak durumunda ve en kısa sürede diyoruz şu anda. Bu kadar benim sunum. Teşekkür ederim. Güzel konuda danışmalar çok teşekkür ediyorum. Çok özet ve öz bir şekilde bize elektronik defteri anlattı. O da tabii elektronik faturanın ikinci ayağı. Yani bu elektronikleşme, yani çağımızın 21. yüzyılın artık getirdiği bir takım yeni hususlar, işte her şeyin sayısallaşma, elektronikleşmesi, işte E-Defter de bunlardan biri. Yani 500 yıl boyunca devam etmekte, o devam etmiş olan o büyük kalın defterler, defteri kebirler, yevmiye defterleri, böyle çift çift bunlar artık tarihe karışmak üzere. Onda Hanım'ın dediği önemli bir konuyu ben tekrar vurgulayayım. Çok muhasebeciler açısından önemli. Şimdi bizim bugüne kadar pratikte, yani pratikte değil de mevzuat açısından defter için 10 günlük bir süremiz vardı. Yani 10 gün içerisinde belgenin defteri geçirilmesi lazımdı. Bu her zaman mümkün olmuyordu. Hani bir de işte mahsup iş yapılması halinde 45 gün bir süre vardı ama o da pek uygulanmıyordu. Neticede yani 10 günlük sürede çok sıkıştırıcı, çok kısıtlayıcı bir şeydi. Çeşitli sorunlar olurdu. Yani olurdu veya olmazdı ama yani en azından bir rahatsızlık vardı. Şimdi bu yeni düzenleme ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi'nin devri aracılığıyla şöyle bir kolaylık getiriyor. Diyor ki ertesi ayın son güne kadar vaktiniz var. Yani 10 gün süresi tebliğ ile kalkmış oluyor benim yolumu. Yani ben düşün kanunu hala 10 gün diyor. Defteri elle tutanlar, yani elle derken yine bilgisayarda ama kağıt ortamda tutanlar 10 gün içerisinde maddeyi yazmak zorundalar. Fakat eğer elektronik defter tutuyorsanız ertesi ayın son güne kadar vaktiniz var diye yorumluyorum. Efendim, yani şimdi artık zamanı iyi kullanmış olduk. Varsa tabii yazılı soru
dinleyicilerden rica ediyorum. Bir görevli arkadaşımız toplayacak, işaret buyurun Cengiz Bey.